Koca konağın kalabalık yetmedi. Bir de bunlar çıktı başımıza. Hayırdır Lamia, nereye? Uşakları kahvaltıya istediler. Almaya gidiyorum. Kolay gelsin. Demek ki oldu bu iş. Uşakları almaya geldim. Neden? Gülender Hanım kahvaltıya çağırıyor. Öyle mi? Ama sadece uşakları. Seni değil bir denem. Onu anladım zaten. Anne sen de gel. Anne ne olur sen de gel. Annem, ben kahvaltımı az önce siz uyuyorken yaptım. Siz gidin güzelce karnınızı doyurun, olur mu? Anne sen de gel. Annem, bakın orada çok güzel yiyecekler vardır. Bal vardır, yumurta vardır. Var da var. Helva da var mı? Olmaz mı? Tabii en alasından var. Bak, varmış helva da varmış. Ekmeği sürülen çikolata var mı? Tabii var. Hem de sizin hiç görmediğiniz, daha da hiç göremeyeceğiniz neler var neler. Haydi bakayım. Haydi. Haydi bakayım, haydi. Babaannenizi, dedenizi üzmeyin, tamam mı? Hadi. Sen götür çocukları Lamia. Hiç mi acımadın? Sen ne vicdansız kadınmışsın. Önce evladımı aldın, şimdi de bu günahsızları benden sakladın. Ne yapsaydım, ne deseydim? Deseydim bana inanacak mıydınız? Yanımda kalmalarına izin verecek miydiniz? Hangi ana çocuklarının mahpusta büyümesine izin verir de? Rutubetli damlarda büyüyeceklerine biz bakardık. Rutubetli dam da olsa annelerinin kokusuyla büyüdüler. Madem bu çocuklar Ersun'umun bağ emanetleri, artık onları bir dakika bile gözümün önünden ayırmam.